Adım Makbule Cur, Resul Eşi, İkizdere, Balliköy, Ancer Yaylası'ndayım. 2010'da bu evi yaptık buraya. 2010'dan beri ben burada inek besliyorum. Yağ, peynir yapıp satıyorum. Bularlan geçimimi sağlıyorum. Mayıs'ın sonlarında yaylaya çıkıyorum. Ekim'in sonunda aşağıya iniyorum. Aslım Rizeliyim. Buraya çok sıkıntılar çektik bu evi yaparken. Ev yapamazsınız. Biz yaptık. Buraya yapanlar da oldu, evleri yaktılar. Bizimkileri yakmadılar Allah'a şükür. İnşallah da şimdiden sonra yakmazlar. Ne bileyim, bizim geçimimiz bu. Aşağı çayımız var, eşim çaya gitmiş, çayı kırdırıyor. Ben de burada yalnız duruyorum. Şu anda ineklerle uğraşıyorum. İnekler 11-12 tane ineğim var. Yani bizim geçimimiz onlara bağlı. Ben seyahatten sevip kendim bu eve gelmek, buraya gelmek istedim. Biz ileriden beri yayla yapardık. Ama şimdi yalnız buraya duruyorum aslında. Daha çok yapardım ama yalnız iyiyim diye yapamıyorum. Büyüklerimin sağlığında da yapardım. Şimdi 11 yıldır hiç kesirsiz buraya yayla yapıyorum. Her sene geldiğim zaman 6 tane, 7 tane sihir savayırım. Buraya komşularımız var. Birbirine cidüc oluruz. Kimseyle bir tartışmamız olmaz. Güzel geçiniyoruz komşularımızla. Cezma bir yere gidemezdik. İşten dolayı. Bu abi yaylaya geliruk, buradan çıkar aşağı ineruk Rize'ye. Her çiçekten buraya her şey olur. Çiçek topladım ben geçen sene. Çiçek bali yaptım. Çima da verdiysem çok beğendi, çok sevdiğini. Bu sene toplayamadık, bu sene çiçek olmadı buraya. Ondan dolayı toplayıp da balini yapamadım ben. Ama Cenab-ı Hak biraz daha durursam, bulursam yapacağım. Tavuklarım var. Günlük yumurta yaparlar, organik yumurta yeruk. Sabah saat 6'da kalkarım, güne başlarım. İnekleri sağıp dışarı atarım, ben sürüyorumları yaylıma. Şimdi çobanımız var, çoban alıyorlar gidiyi. Ondan sonra sütü çekiyorum. Makineye peynir kestiriyorum kazanı. Yayık vururum. Ne bileyim, yağlarla uğraşıyorum, peynirlerle. Günüm çok yoğun geçiyor. Kimseye komşuluğa oturmaya da gidemem. Yoğun işimden sebep. Evet, bizim de hayatımız bu. Şimdi işe girer çalışır, bizim de çalışmamız bura. Bunu şimdi ben altını yakıyorum, bu isini, bunun üstünden o kurçini, kurç diyoruz onda biz. Onu alıyorum, koyuyorum torbaya, taşın altına sızdırıyorum. Ondan sonra tuzlayırım, bastırıyorum torbaya. 40 liradan çulosunu satıyoruz. Bunları böyle ediyoruz işte. Good.
bağladım. Tuttun mu? Ya balık derede yok. İyi rahat dur. Derede balık yoktu. Balık. Balık. Saçmayı atıyorlar saçmayı. Bitiyor balık da. Yaylacılığın güzelliği, en güzelliği bir çeren doğal besleniyorsun. Havası güzel. Ama çötülükleri de çok yağdığı zaman biraz soğuk olur. Eziyet çekersin. İneklerin dışarıda olduğu zaman onlarla biraz çok uğraşıyorsun. Yaylacılık yani iyi bir şey, bizden bir yanı da zor yani. Zor olur. Yalağız kişiye göre zor. Ama ben buraları seviyorum yani. Biz buraya isteyerek geliyoruz. İsteyerek yapıyoruz bunları. Hem ziyaret hem ticaret diyelim. Geçtiğimiz sene değil, ileriki sene evimizi ayı açtı. Eve girdi, kapkacak girdi. Ama ayı dediler, ayı süsü verdiler aslında. İnsanlar eve girdi, bakırlarım vardı, onları aldılar. Tereklerimi kırdılar, kablarımı kırdılar. Yeniden tekrar aldık yolduk buraya. O zaman şey yok idiler ha, böyle demir kapak yaptırmamız istiyorlara. Şimdi demir kapak yaptırdık. Allah'a şükür 2 sene de evi kurtardık. İnşallah da şimdiden sonra bir şey yaşamayız. Ki şimdi buraya prekayarak gidiyoruz. Buraya çim geliyor, çim gelmiyor, bizim haberimiz olmay. Eskiye göre yaylanın durumu çok daha iyi. Eskiden biz yaya ciderci olurduk buraya. Şimdi arabamız var, araba yolu var. Arabalar celiği. Eskiden buraya biz katık ettiğimiz zaman inerdik. Buraya çöyümüz var. Buraya çöyümüze inerdik. Katıklarımızı orada bas ederdik. Yağlarımızı orada bırakardık. Buraya bırakamazdık çalarlıları diye. Şimdi kapımız kilitliyoruz. Daha kimse açamıyor. Ondan dolayı yaylamızın durumu eskiden dolayı daha iyi. Başka buraya bahçem etmişim, lahana ederim, sarımsak, soğan, marul, maydanoz. Buraya ne olsa olur, her şey turp, ha, o salata yapmak için onlar oluyor, ıspanak, her şey buraya oluyor. Biz bahçelerimizi onlar ederiz. Tavuklarımı yumurtalayını doğal alıyoruz. Geçen sene havaları yağmur, güneş güzeldi ama bu sene hiç böyle havalar yağmadı, çok kurak etti. Mallarımız otlayamayacak hale geldi. Ama şimdi bu meşhur bir haftadır yağmur da yağıyor. Şimdi şu anda hava sisli, soğuk. Ama mal ineklerimiz için iyi. Bizim için de çekiliyoruz eve, yakıyoruz sobaya, oturuyoruz yani. Soğuğumuz yok evin içine. Buradan bir gelir kaynağı bulduk, bir seyahat kaynağı bulduk. Onun için buraya tercih ediyoruz, burayı seviyorum. Yırtıcı hayvanlar, kurt, ayı var ama bizim buraya olduğumuz müddet gelmiyor ama böyle şöyle. Ha bu yıraklarımıza, yaylımlara, inekler, cittimiler cunlanca olur. Bir yiyen, hayvanı yiyen kurt da oldu yani yanımıza. Geçen sene, geçtiğimiz sene bir tane yedi bu aşağı derenin kenarına.
Yani ama yaylanın içine gelip da bizi rahatsız eden hayvanlar yok yani. Bir şey inekleri buldu mu onlardan biraz afetmeyi alıyorlar da. ...2019'da yıkım ekipleri geldi buraya, bazı yaylalar ruhsatsız izlediler dediler, yıkacağızları. Çıktık oraya, balkonlara çıktık oturduk, yaylanın üstüne oturduk. Nedir ki yıkmasınlar, komşularımız rahatsız olmasın, yıkılmasın evleri. Yıkılmadılar, döndüler geri gittiler. Timler geldi ama sağ olsunlar döndü gittiler yani, evleri yıkmadılar, yıkmadılar gittiler. Burası şimdi aslında devlet hazinesi olabiliyor. Ama devlet hazinesi olduğundan dolayı devletten izinsiz buraya bir şey yapamazsın. Ondan dolayı. Yaylacılık buraya yapmak insanın sıhhatidir. Hasta olmuyorsun. Diğer insanların yapmasını tercih ediyorum. Ama buraya da şimdi muhtarımız sağ olsun pek komşularımızı istemiyorlar buraya. Biz gene direniyoruz, komşularımız da gelsin. Bu temiz havadan alsın. İneği varsa ineğini yapsın. Biz istiyoruz. Biz buraya yalnız durmak istemiyoruz. Bizim erkeklerimiz götürüp bizi Praga'ya buraya ciddiyle çaya, işlerine. Biz bayanlar duruyoruz buraya. Yani düşünüyoruz ki 3 yaylaysak, 5 yaylaysak olalım 10 yayla. Şenlik olalım. Birbirine cidip gelelim. Ondan dolayı ama buraların saati iyi. Her şeyi iyidir. Yani biraz yaşım ilerledi yoksa. İlerlemese ben 5-10 sene daha buradan yaylacılık ederdim, hiç bırakmazdım onu. Ama şimdi yaşta biraz müsait değil tabii. Ondan dolayı biraz erken bırakmak zorunda kalacağım herhalde yayı ama gene 3-5 sene daha olurum herhalde. Böyle şimdi. Şimdi de külfetim de gelmiş buraya İstanbul'dan. Onlarla biraz duracağım birkaç gün. Onlar da gidecek. Bakın, gece ben çıkartayım. Gece ben çıkartayım. Dur. Ha, çıkarttım seni buradan. Tamam. Ha, bunlar da takılmış. Tamam. Bitti. Tamam. Ama lastiklerini test çiğiyorsun. Ne test çiğiyorsun? Oraya çıkma, gene takılırsın. Ne olmuş oldun? Bak, şurada. Hadi bakalım tavukların fırına yumurta var. Çık bakalım, çık 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 çık. Çık çık çık. Alacak mısın? Ne şimdi? Yumurta. Tavukların çümesi. Kıyı bu. Aldın mı? Kıyı. Bakalım. Bak. Kedimden kusurlu. Kusurlanmış. Haydi. Haydi Cevşen, bir tane sen. Dur dur. Bu yana ayağını bak. Bak nereye basıyorsun ayağını. Çakma oraydı ama tavuk bacılacak oraya. Çalayım seni Cevşen. İn bakayım. Haydi in in in. Dön. Dön. Hop. Ya şimdi abiye toprağı taşıyor. Kuymak edeyim abi ya, bir kuymak edeyim lan da. Kuymak yemeği değil mi? Kuymak yemeği değil mi? Kuymak yemeği değil mi?